Öke TV ekranlarından mutlu pazarlar. Değerli seyircilerimiz, yeni bir hayat tercihtir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz bu dönem önemli? Ek yerleştirme süreci. Evet, hocalarım da bahsettiği üzere 18-25 Eylül arasında ek yerleştirme tercihleri yapılacak. Arkadaşlar da tabii stres buna paralel kaygıda olabiliyor. Meslek seçimine ilişkin, üniversite seçimine ilişkin bazı kararsızlıklar olabiliyor. Bu süreçte biz üniversite bölüm ve programları sizlere tanıtmayı sürdürüyoruz. Bunları kimlerle yapıyoruz? Alanında gerçekten önemli isimlerle deneyimlerini, tecrübelerini sizlerle aktarıyoruz. İki konuğum var yine bugün Üsküdar Üniversitesi'nden. Çok değerli iki isim. Zaten onları ekranlardan da tanıyorsunuz. İlk isim Profesör Doktor Sevil Atasoy. Üsküdar Üniversitesi'nden rektör danışmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman zaman sağ olun, bizi kırmıyorsunuz. Hoş buradan arkadaşlara deneyimlerinizi, 40 yılın üzerinde olan deneyimlerinizi arkadaşlara paylaşıyoruz. Yapmış olduğunuz güzel çalışmalar var Türkiye adına. Bunları öğrenci arkadaşlarımızla artık Üsküdar Üniversitesi'nde paylaşacaksınız. Doğru. Neler paylaşacağınızı ise birazdan hocam sizlerden alacağız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet arkadaşlar, diğer bir isim ise Üsküdar Üniversitesi'nden yine tercih danışmanı, uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşların bu süreçte size çok ihtiyacı oluyor. Sağ olun, Hayat Tercihtir programı boyunca yaklaşık 30 yayınımız oldu bu süreçte, ilk yerleştirmelerde ve şimdi de bizi yalnız bırakmadınız. Partnerimiz oldunuz. Arkadaşlara güzel tiyolar da veriyorsunuz. Bugün de o tiyoları sürdüreceğiz tabii doğru ki tercih adına. Tabii hoş ki geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Evet, sorularınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz bunu? sabanozde@gmail.com'dan alacağız. Twitter üzerinden de yine sabanozde'den sorularınızı alacağız. Hayat Tercihtir Facebook sayfasından da bizimle ve kıymetli hocalarımıza sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hocam çok vakit kaybetmek istemiyorum. Gündem yoğun. O yüzden arkadaşları bilgilendirelim. 25'i son değil mi? Evet. Ece hocam, evet. Takvimi hemen hatırlatabilir miyiz arkadaşlarımıza? Hemen hatırlatalım. 18'inde başladı. Bir erken açıklanacaktı. İlk takvimle birazcık daha uzadı tarihler. O yüzden arkadaşlarımız birazcık tereddüt ettiler. Ama resmi olarak 18 Eylül tarihinde başladı. 25 Eylül Perşembe günde sona erecek. Bireysel olarak yapacaklar başvurularını yine arkadaşlar. 25 Eylül tarihini kaçırmamış olsunlar. Ondan sonra, çünkü 25 Eylül'de saat 12'den sonra artık tercihlerini veremiyorlar gece 12'den sonra. Bazı kriterler var hocam. Onları da hatırlatmanızı ben arzu edeceğim. 30 tercih yapabiliyorlar. 10 TL yatırmaları gerekiyor. Evet, teknik olarak da biraz hemen. Tabii. Bu seneki yeniliklerden bir tanesi de 10 TL öncelikli olarak ÖSYM'nin sitesinden arkadaşlar hem kılavuza ulaşabilirler. Kılavuzda tüm boş kontenjan görebilirler, genel boş kontenjanları. Hem de para yatırabilecekleri bankalara görebilirler. Çünkü paraya yatırmadan sisteme giriş yapmıyorlar. Öncesinde mutlaka paraya yatırmış olmaları gerekiyor. 30 tercih hakları var. Bu sene yine bir yenilik vardı. Üniversiteler yeni bölüm ya da program açmadılar. Var olan program ya da bölüm üzerinden tercih yapacak öğrenciler. Tabii ki en önemli kurallardan biri de öğrencilerin ek kontenjanlara başvurabilmeleri için ilk yerleştirmede yerleşmemiş olmaları gerekiyor. En çok soru bundan geliyor. Yerleşmiş öğrenci ama kayıt yaptırmamış, tekrar ek kontenjana başvurabilir miyim diye soruyor. Hayır, ek kontenjana başvuramıyorsunuz. Kayıt yaptırsanız da yaptırmasa da en önemli kriter yerleşmiş olması. Ve yine ilk yerleştirmede olan kurallar, ön lisans programları için YGS 140 barajını geçiyor olmak, lisans programları için 180 barajını geçiyor olmak çok önemli. Bir önemli kriter de tablo 4 ve tablo 3B'den tercih yapacakları zaman öğrencilerin taban puanları dikkate almaları gerekiyor. Tercih yaparken taban puanı oluşmuş bölümlerin bölümlerde ve altında olması gerekiyor puanların. Üst tercih yapamıyorlar ama tablo 3A'da bu kural yok. Tablo 3A'da taban puanlara bakılmaksızın istedikleri gibi alt ya da üst tercih yapabilirler. Tercih yapacak arkadaşlar sorularınızı alabiliyoruz. Ece Hocam ve Sevil Hocam'a sorularınızı buradan samimiyetle yönelteceğimi tekrar hatırlatalım ve Sevil Hocamızla devam edelim. 40 yıl bir deneyim, yarım asır neredeyse hocam. Bunu artık Üsküdar Üniversitesi dediniz. Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenci arkadaşlarımızla bunu paylaşacağız dedi ve Üsküdar'ı tercih ettiniz. Aslında öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleriyle akademisyenlerin tercih etmeleri paralel gidiyor değil mi hocam? Elbette. Yani bir gerekçesi var. Buradan girelim mi? Yıllarca bir üniversitede, köklü bir üniversitede görev aldınız, TV programları yaptınız, kamuoyunu aydınlatıcı, çok çalışmaya imza attınız, akademik anlamda olsun, sosyal kültürel anlamda olsun.
Neden Üsküdar Üniversitesi? Genelde öğrencilere soruyoruz burada ama bunu evet. size ben soracağım hocam. Neden Üsküdar evet, Üniversitesi? Teşekkür ederim. Tabii öncelikle özgürlüklerine kavuşan rehinelerimize geçmiş olsun demek evet. isterim ben. Emeği geçen herkese de şükranlarımı arz etmek istiyorum. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'ni geliş nedenimi çok kısa şöyle özetleyebilirim. Bir vesileyle akademik yaşamım boyunca yapmış olduğum yayınları bir araya getiriyordum şu son birkaç gün içerisinde. Bir de baktım ki ülkemizin çok öne çıkmış öğretim üyeleriyle ortak yayınlarım olmuş akademik yaşantımın çok başlangıcında. Alaaddin Akçasu, işte Hasan Yazıcı, yani aklınıza gelebildiğiniz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin çok öne çıkmış öğretim üyeleriyle çok gençken yani ilk asistanlığımda ortak yayınlar yapmışız, uluslararası yayınlar yapmışız. Daha sonra dünyanın önde gelenleriyle yani Stanford Üniversitesi, Münih Üniversitesi, Berlin Üniversitesi gibi yani çok yabancı üniversitelerin yine çok öne çıkmış öğretim üyeleriyle yayınlar evet. yapmışım ve bu benim doçentliğime kadarki zaman dilimimde bile gerçekleşmiş. Bir yakın bir dostum Los Angeles Şerifi Kriminal Daire Başkanı Barry Fisher'in söylediği bir şey var. Bence çok önemlidir o. Ne bildiğin değil kimi tanıdığın önemlidir der. Yaşamın başında bu çok önemli. Yani kimi tanıdığınız gerçekten çok önemli. Çünkü ondan çok şey almak mümkün. Yani eskilerin feyz almak dediği bir şey hakikaten akademik hayatında insanın çok önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi'nde öğrencilerin böyle bir şansı var. Yani birebir orada çok büyük deneyimi olan öğretim üyeleriyle yaşamlarında çok önemli yerlere gelmiş olan, fark yaratmış olan kişilerle birebir ve yüz yüze bulunabilme ve onlarla sadece deneyim paylaşmak değil, ortak bilimsel araştırmalara da imza atmaları mümkün. Benim zamanımda bu ancak lisanstan sonra yani işte asistanken, yüksek lisans, doktora yaparken mümkün oluyordu. Şimdi artık bunu öğrencilik sırasına da indirmek mümkün ve indirmek de gerekiyor. Çünkü başka bir kuşakla çalışıyoruz artık. Yani çok daha dinamik, çok daha farklı düşünebilen, aynı anda birçok iş yapabilen bir kuşakla birlikteyiz. Ve onların daha üniversite yılları içinde bir araştırma merkezinde görev almaları, çünkü 18 kadar araştırma merkezi var. Ben de onlardan bir tanesinin müdürlüğünü de yapıyorum. Şiddet ve Suç Önleme Merkezi'nin. Bu merkezleri yürüten öğretim üyeleriyle birlikte olmak, onlarla yayınlar yapmak, kongrelere katılmak gibi bir şansları oluyor. Ve bu çok çok önemli hayat için. Tabii ben niye oradayım? Çünkü Üsküdar Üniversitesi her ne kadar davranış bilimleriyle mühendislik disiplinlerini bir araya getiren tematik bir üniversite olarak yola çıkmış ise de bu tematikliğini artık aşıyor ve çok daha genişliyor. Ve disiplinler arası şeye de işbirliklerine ve ortak projelere ve ortak yayınlara, ortak inovasyonlara. Çünkü biliyorsunuz şimdi sanayi ile işbirliği ve inovasyon ülkemize en çok ihtiyacı olan şey. Patent sayısı çok az, onu arttırmak en önemli şey. Ve Üsküdar Üniversitesi bunu sağlayabileceğiniz bir atmosferi yaratabiliyor. Yani sizin farklı meslekten olan kişilerle bir arada çalışmanızı sağlıyor. Bu da çok çok önemli bir bir özelliği. O nedenle de Üsküdar Üniversitesi'ndeyim diyebilirim. Tabii bu onlardan bir tanesi. Tabii diğeri hemen şey yapayım. Kurucu rektör Profesör Nevzat Tarhan'ın kişiliğinden kaynaklanıyor. Olağanüstü bir kişilik. Burada onu tabii ki methetmek istemiyorum ama gerçekten çok farklı bir yaklaşımı var. Çok açık fikirli, çok toleranslı, muazzam bir hoşgörüsü var. Ve bu hoşgörüyü de oradaki atmosfere yayan bir insan. Dolayısıyla onunla beraber çalışmak da benim için çok büyük bir keyif oldu. Teşekkür ederiz hocam. Bir ülkenin bilimsel arenada ben de varım diyebilmesi için kesinlikle bilimsel çalışmaları, patent projeler üretmesi gerekiyor. Evet. Siz de bunu ifade ettiniz. Evet. Üsküdar Üniversitesi'nde biz bunu yapacağız. Öğrenci arkadaşlarımız da bu alanlarda yer alacak. Evet. Öğrencilerin buralara girebiliyor olması, buralarda görevler onlara veriliyor olması gerçekten çok güzel. Bunun adına da ayrıca sizlere teşekkür ederiz hocam. Ece hocama devam etmek istiyorum. Hocam bir
ilk yerleştirme sürecini geride bıraktınız. Baktığımızda üniversitelere Türkiye genelinde evet 200 yaklaştık üniversite sayılarımız. Evet, evet. Yeni bölüm ve programlar olabiliyor. Benim gözlemim Üsküdar Üniversitesi olarak sizler değişen ihtiyaçları ve yenilenen meslekleri iyi okuyorsunuz. Ve bu alanda iyi bölüm ve programlar da öğrenci arkadaşlarla buluşturuyorsunuz, açıyorsunuz. Mesela ilk yerleştirmede tablo ne, beklediğiniz gibi oldu mu? Kontenjana ilişkin arkadaşlara fırsatlarınız var mı? Biraz buradan bahsedebilir miyiz hocam? İlk yerleştirme bizim için çok keyifli geçti. Tabii aday arkadaşlarla birlikte oluyor. Öğrenci olmadan çalışmalar mümkün olmuyor. %90'lara varan bir yerleştirme sonucumuz oluştu. Bu bizim için çok memnuniyet verici. Ama tabii bir taraftan da dediğiniz gibi bir takım ihtiyaçlara cevap veriyor olmak asıl keyifli olan bu. Ve öğrenciler için ihtiyaç olan meslekleri, gelecekte de birazcık daha öne çıkan meslekleri okuyabilmek ve onların doğrultusunda gitmek asıl bize keyif veren. Ki bu doğrultuda da biz her yıl yeni yeni alanlarla öğrencilerin karşısına çıkıyoruz. İşte bu yıl dil ve konuşma terapisi, odyoloji, geçtiğimiz yıllarda ergoterapi, yine Türkiye'de çok az üniversitede eğitim öğretime devam eden ki aday öğrenciler o kadar keyifliler ki bir anda bu geleceğin mesleklerine çok iyi adapte olabiliyorlar. Ergoterapi geçen sene daha az bilinen bir alanken bu yıl kontenjanlarını tamamen doldurduğunu gördük. Onlar da çok iyi okuyabiliyorlar. Aynı şekilde endüstri ve sistem mühendisliği ve yine ön lisans programlarında, 2 yıllık ön lisans programlarında yer alan sağlık programları. Tabii en büyük avantajlardan biri de işte davranış bilimleri, sağlık, mühendislik, iletişim gibi öğrencilerin gerçekten çok fazla istediği bölümler ve devamı olabilecek bölümler ki keza işte psikoloji, moleküler biyoloji, genetik, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi gibi zaten hep var olan alanlarda da öğrenci alıyoruz. Bunlar da artı olarak karşımıza çıkıyor. Ek kontenjan döneminde de tabii arkadaşlar şu anda hem ilk yerleştirmeden boş kalan kontenjanlara hem de kayıt sonrasında boş kalan kontenjanlara yerleştirme oluyor. Burada vakıf üniversitelerin özelliklerinden en önemlisi ekstra burslar veriyor olmaları. Kontenjan bursları veriyor. Avantajlı değil mi hocam bu dönemde? Kesinlikle avantaj. %75'e varan burs diyorsunuz. Evet, %75'e varan burs. Bu çok iyi bir avantaj. O yüzden ben tüm öğrencilerin kontenjan dönemini iyi değerlendirmelerini istiyorum ki hep de bunu söylüyoruz zaten en başından beri. Kontenjan dönemi onlar için bir son bir şans aslında. 2014'e ait ama tabii ki. Bu yılın son şansı. Evet, bu yılın son şansı o kadar. Ama bu bursuzlulukları mutlaka değerlendirme. Ek kontenjanlarda oluşan kontenjan açıklarını çok iyi okumaları gerekiyor. Orada tabii şunu söyleyebilirim. Hani bir iki kontenjan tabii ki tercih etsinler ama 30 tercih yapma hakları var. Yine ilk dönemde de söylediğimiz gibi tercih yelpazesini hep geniş tutsun arkadaşlar. Ama vakıf üniversitelerin şartlarını mutlaka çok iyi öğretsinler ki ilk yerleştirmede yaptığımız gibi biz ek yerleştirmede de tercih danışmanı diğer arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerin şu anda 18'inden itibaren ki onun öncesi de var tabii ki tercihlerine yardımcı oluyoruz. Hem yönlendirme konusunda hem de tercihlerini oluşturma konusunda yine üniversitemize gelerek bu yardımı da alabilirler bizden. Hocam bölümleriniz birazdan fırsat bulursam dinlemek isterim hangi bölümleriniz olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde. Yaklaşık 100 bin kişi daha üniversitede olacak değil mi? Yaklaşık hocam, evet aşağı yukarı öyle bir sonuç bekliyoruz. İlk yerleştirmede bir 60 bin kontenjan açığı vardı. Onunla birlikte 100 binlere bulmasını bekliyoruz. Sevil hocam biraz önce kuşaklar dediniz. Evet. 80 sonrası ve 2000 arası doğanlara Y kuşağı olarak isimlendiriliyor. Sonrasının 2000 sonrası Z kuşak. Şu an Y kuşağının sonuna gelindi ki siz de buna dikkat çektiniz. Bu kuşakların eğitimi. Mesela hocam Türkiye'de üniversite eğitimi olarak bu kuşakların eğitimini yeterli görüyor musunuz? Bir de Üsküdar Üniversitesi olarak ki bunun farkındasınız. Bunu farklı bir model ilahi geliştirmişsinizdir bu kuşağı yetiştirme adına. Mesela size gelecek olan arkadaşlarımıza ne gibi imkanlar tanıyacaksınız? Onları ayrıca ayrıcalıklı ligde nasıl sağlayacaksınız hocam? Şimdi bu kuşağın tabii ki daha öncekilerden temel farkı aynı anda birçok iş yapabilme becerileridir. Ve bu giderek artan bir biçimde devam ediyor. Yani bundan sonraki kuşaklarda da bunu göreceğiz. Aynı anda birçok iş demek aslında
gündelik hayatımızda da gençlerde gözlediğimiz, yani bir yandan telefonda konuşurken bir yandan bilgisayarda bir şeyler yazabilmek, bir yandan bir şey yemek, diğer yandan odada başka birine konuşmak gibi, böyle bizim kuşağımızın hele hiç yapamadığı, yani biz sadece bir tek iş yapar bitirir sonra da ötekine devam ederdik. Şimdikiler öyle değil. Aynı anda birçok iş yapıyor. Evet hocam. Ve şimdi bu birçok iş yapma aslında onların yani kendilerini zorlamadan günlük hayatta da yaptıkları bir şey, yaklaşım. Ve siz bunu eğer doyuramazsanız yani eğitiminizde mutlaka elinizden kayıp gider. Bu bir ilk 4 dakikadır derslerde. Yani ilk 4 dakika içerisinde onu yakalayamadığınız takdirde o öğrenciyi artık sizi dinlemiyor demektir ve başka bir iş yapıyor demektir. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'nin eğitim modelinde öncelikli olarak buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra daha da çok dikkat edeceğiz. Bu bir. Evet. İkincisi okuyarak öğrenebileceği, internetten bulabileceği veyahut da bir kitapta yer alan, basılı olarak yer alan bir malzemeyi ona sunduğunuz zaman yine dikkatini çekmeniz mümkün değil. Çünkü onu eğer başka bir kaynaktan telafi edebiliyorsa o ihtiyacı, sizin söylediğiniz sadece onun bir tekrarı. Hatta kimi zaman onun bildiklerinden de daha az bir şey söylüyorsunuz. Yani o sizden daha çok şey biliyor o konuda. Çünkü elinde çok çeşitli imkanlar var. Doğru. Dolayısıyla derslerden önce göreceği dersin kaynaklarını ona sunmak, belki de anlatacağınız dersin içeriğini ona aktarmak ve onun oraya hazırlıklı olarak gelmesini sağlamak gerekir ki ben en azından bu yıl açtığım seçimlik derslerde bunu yapmaya çalışacağım ve muhakkak ki çok daha o öğrenciye hitap edecek olan bir şey. Çünkü o zaman onu interaktif derse katılıma zorlamış oluyorsunuz. O konu hakkında zaten bir şeyler biliyor ve siz onunla tartışıyorsunuz. Yani bir insan oturup da öbürü anlattığında artık bu devirde onu sizin o derse bağlamanız mümkün değil. Şimdi tabii ki bu öğrencinin, bu şekilde yetişen bir öğrencinin buna ayrı bazı başka imkanlar da tanırsanız, yani her bireyin içinde olduğuna, var olduğuna kesinlikle inandığımız bazı yetenekler var. Onu kendisi henüz bilmiyor dahi olabilir. Bu üniversite atmosferinde onu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yani kendi içindeki bir anlamda dehayı ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve o kişiye takım çalışmasının nasıl olacağını, yani her öğrenci bir takım içerisinde çalışmasını bilerek ama buna paralel olarak liderlik yeteneklerini de geliştirmiş olarak ve problem çözme becerilerini, sorunlarla başa çıkmayı ve kendinden memnun olmayı, kendin mutlu olmayı bir kere öğrendiğinde, ki Üsküdar Üniversitesi mezunlarının bu şekilde mezunlar olacağını ve böylece fark yaratacaklarına inanıyorum. Çünkü herkes bir altın bilezik sahibi oluyor. Yani o yüz binler sonunda bir meslek sahibi oluyor. Onların arasından evet yani bir diplomanız oluyor. O diplomanın yanı sıra katacağınız şeyler gideceğiniz kuruma bir fayda getirmeli. Bu fayda getirme işte takım oluşturabilme, liderlik becerileri, mutluluk, huzur, her tarafla iş yapabilme, yani hiçbir ucu bucu şucu gibi bir ayırıma gitmeden herkesle çalışabilme kültürünü bu üniversitede edindiklerine inanıyorum. Evet hocam. Bu avantajları öğrencilere sunuyor olmanız güzel. Biraz sonra istihdam imkanlarını da, hangi konuda öğrencilere staj uygulama imkanları da çok önemli. Özellikle sağlık alanında. Çünkü sağlık alanında da ciddi bölümleriniz var ama ondan öncesinde Samet'in bir sorusu var Twitter üzerinden. Ece hocam, ki sizde de sosyal hizmet bölümü var. Geleceği hakkında hocalarımızın fikirlerini ben merak ediyorum diyor. Büyük bir ihtimal sosyal hizmet bölümünü 2 yıllığı da var, 4 yıllığı da var hocam. Evet, evet, biraz buradan bilgi verebilir miyiz? Bunun paralelinde de sizde mevcut olan sağlık program. Evet, program ve bölümlerinden de bahsederseniz. Sosyal hizmetler programı tabii çok uzun zamandan beri var olan bir programdı ama yine asıl şunu söylüyoruz biz hep, konu şeyleri belirleyen, yerleşmeleri belirleyen taban puanlar değil, aslında öğrencilerin eğilimleri. Çok eski yıllarda açıldı ama o zamanlar öğrenci eğilimleri henüz sosyal hizmetleri tercih etmeye yakın değildi. Bir süre yükseldi sosyal hizmetler, daha sonra bir düşüş gösterdi ama son 3 yıldan beri özellikle devlet atamalarının artması, bakanlıklarda yapılan farklı projeler ve sosyal hizmet
uzmanlarına duyulan ihtiyaç istihdamda artması sonucunda sosyal hizmetler tekrardan üst sıralara doğru çıkmaya başladı ki son 3 yıla baktığımızda sosyal hizmetlerin tüm üniversitelerde kontenjanlarını tam doldurduğunu görüyoruz ve puanların da giderek yükseldiğini görüyoruz. Üniversitemizde de hem 2 yıllık ön lisans programı olarak hem de Sağlık Bilimleri Fakültesi altında 4 yıllık lisans programı olarak öğrenciler tercih edebiliyorlar ki ben hemen onlara kolaylık sağlanması açısından kalan kontenjanlarımızı da söyleyeyim. Ücretli programda 34 kontenjan açığı var. %25 burslu programda da 2 kontenjan açığı var. Burada da öğrenciler tercih ettikleri zaman ek kontenjan dönemi burslarından da %50 olarak yararlanabiliyorlar. Üsküdar Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen arkadaşlar sosyal hizmet bölümünü yaklaşık 40'a yakın bir kontenjanı var. Ayrıntılı bilgi de tabii sayfasından da www.uskudar.edu.tr'den de alabilirsiniz. Ece Hocam'la da ayrıntıları görüşebilirsiniz. Bu konuda bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Sosyal hizmetle uzmanlarıyla ilgili olarak. Şimdi aslında sosyal hizmet uzmanlarına Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Çünkü onlar öncelikli olarak mesela suçun önlenmesi konusunda da çok büyük katkıları olabilecek olan bir meslek grubu. Ve malum bir suç işlendiği zaman onun aydınlatılması, failin bulunup yargılanıp cezalandırılması vesaire o kadar zor, uzun soluklu ve pahalı yatırımlar ki suçun önlenmesi tabii ki çağımızın başlıca hedefi. Ve sosyal hizmet uzmanlarını da aslında öncelikli olarak insanların neden suç işlediğini, kimin suç işleyebileceğini, ne zaman suç işlendiğini vesaire yani bu tip bilgilerle ayrıca ne tip suçlar olduğunu örneğin ne tip mağduriyetler de olduğunu bilen insanlar. Çok ciddi bir uyuşturucu madde sorunu var ülkemizin ve bunun yakın zamanda ortadan kalkması mümkün değil. İşte sosyal hizmet uzmanları aslında bu tip alanlarda da bilgi sahibi olacakları için ülkenin geleceğine dair çok önemli iş güçleridir. Yani onlar sadece kendilerini bir dar alanda, bir bakanlık hangi bakanlıksa açtığı kadroda sadece o alanla kısıtlı görmesinler. Çok geniş bir imkanları var, faaliyet alanları var ve kendilerini de geliştirebilirler. Özellikle disiplinler arası bilgi edinme imkanının çok yüksek olduğu, farklı disiplinlerden yüksek olduğu bu üniversitede ben sadece kendilerine verilen derslerle kısıtlı kalmayıp başka tarafta kim ne yapıyor ve ben onları nasıl öğrenebilirim mi mutlaka zorlamaları gerektiğine de inanıyorum. Ece Hocam ve Sevil Hocam da sosyal hizmet bölümünü programlarını kesinlikle arkadaşlar gönül rahatlığı tercih edebilirsiniz. İstihdam olanakları ve onlar olan ihtiyacında çok ciddi oranda olduğunu söylediler. Peki hocam diğer bölümü programlarınıza ilişkin istihdam olanakları mesela bu konuda arkadaşlarımıza neler tanıyorsunuz? Evet bir hastaneniz var, uygulama araştırma merkezleriniz var. Bu istihdam imkanlarından ve staj olanaklarından, uygulama imkanlarından biraz bahsedebilir misiniz hocam? Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim ki öğrenciler aynı zamanda demin de söylediğim araştırma uygulama merkezlerinde çalışabilirler ve çalıştıkları karşılığında da değişik olanaklardan yararlanıp orada da kendilerine az da olsa para kazanma imkanları olur. Yani daha öğrenciyken bile üretime katkıda bulunabilirler ve buradan da kazanırlar. Ama ondan sonra paralel olarak staj konusu Üsküdar Üniversitesi'nin tabii ki Erasmus Plus şeyiyle imkanlarıyla ve yapmış olduğu uluslararası diğer şirketler, kurumlar, üniversitelerle olan bağlantıları ve yani ortaklıkları sayesinde de yurt dışında kendilerine birer kapı açabilirler. Az önce de söyledim. Yani ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli. Yani bu üniversitenin içerisinde onlara çok değişik yerlerde iş imkanı sağlayabilecek olan bir insan gücü de var. Yani bir akademisyen gücü var. Bundan yararlanacakları muhakkak. Yani kendileri isterse de istemese de biz onları gerçekten Türkiye'ye faydalı, dünyaya faydalı kişiler yapmaya azimliyiz ve bu inadımızdan da kurtulacaklarını pek sanmıyorum. Hocam kurucu rektörünüzün bir
cümlesi var. Ben burada programda da bunu her zaman ifade ediyorum. Tabii öğrenciye de ciddi görevler düşüyor kendini yetiştirmek ve farkındalık olması adına. Yapı taşı hiçbir zaman açıkta kalmaz diyor. Yok, eğer o yapı taşıysa, kendini yetiştiriyorsa ki bu yetişmede sizlere çok önemli görevler düşüyor. Evet, şöyle yani o hakikaten ne yapması gerektiğini bilmeyebilir ya da nerede daha verimli olacağını bilmeyebilir. Bu üniversitede büyük ölçüde bizlerin desteğiyle kendi içindeki o cevheri, o keyifle çalışacağı alanı ortaya çıkaracağına eminim. Ayrıca hemen şunu söyleyeyim ki, o da anneannemin bana söylediği bir şey vardı. Kötü iş diye bir şey yoktur. Kötü meslek diye bir şey yoktur. Her meslekten keyif alınabilir. Her meslekte fark yaratılabilir. Bir kere herkesin bunu bilmesi lazım. Yani bir yere yerleşmiş olabilir. Şu anda istediği yer orası değildir ve o nedenle mutsuzdur. Ama kesinlikle olmasın, mutsuz olmasın. Evet. Çünkü o bulunduğu yerde de fark yaratabilir. Bakın, ben bir kimyacıyım, bir biyokimya profesörüyüm. Daha sonra neler yaptığımı Türkiye biliyor. Yani hakikaten insan bir meslekle kendini dar bir kabın içerisine sokmamalı. Onu mutlaka zenginleştirmesinin, kendisini geliştirmesinin imkanlarını bulmalı ve burada bulabilir diye düşünüyorum. Evet, aslında Ece Hocam, arkadaşların kimisi yerleşti. Bu arada Arif'in bir sorusu var. Evet, bir yere yerleşmişseniz ek kontenjana başvuramıyorsunuz. Ece Hocam da zaten programın başında bunu söyledi. Eğer bir yere yerleşmişseniz ek kontenjan fırsatından, imkanlarından yararlanamıyorsunuz. Ek tercihlerde bir puan bile önemli mi diye soruyorlar. Bir de geçiş imkanları da var değil mi arkadaşların? Artık öğrenci odaklı eğitim var. Evet, üniversitenin farklı bölüm ve programlarını kazansa bile oradan farklı alana, çift ana dal, yan dal yapma imkanları kesinlikle da var. Biraz da buradan bahsedelim. Bir de bir puan çok önemli. Bir puan evet çok önemli yine. mutlaka üst tercih yapacak arkadaş. Bir puan bile olsa üst tercihimi yazabilir miyim diye söylüyor. Ama bu ÖSYM'nin bir genel kuralı ve kılavuzda diyor ki üst tercih yapamazsınız diyor. Puan aranızda ve puan aranızın altında tercih yapabilirsiniz diyor. O yüzden bu kurallar doğrultusunda biz de öğrencilerin tercihlerini yapıyoruz. Evet, bunlara da dikkat ediyoruz. Onun yanında yerleşen arkadaşlara da Sevil Hocam da çok güzel söyledi. Kötü meslek ve kötü iş yoktur diye. Arkadaşların birazcık daha üniversiteye girdikten sonra tek bir alandan değil de çok farklı alanlardan bakması gerekiyor ki artık disiplinler arası diye bir model var ve farklı bir alandan mezun olup çok başka şeyler yapabiliyorsunuz ki bunu üniversitenin içinde de gerçekleştirebiliyorsunuz. En önemli imkanlarından biri de işte yan dal ve çift ana dal olanakları. Çift ana dalda öğrenci farklı bir alandan da eğitimine devam edip iki tane diploma ile mezun olmuş oluyor ki bu bir ücret ödemiyor değil mi hocam? Evet, ücretsiz olarak bu çok büyük bir avantaj öğrenciler için. Yan dal olanaklarında da işte yine ilgi alanı olan, okumak istediği bir bölümü tercih edip yan dal yapıp bu alanda da bir sertifika ile mezun olmuş oluyor. Bunlar mezuniyet sonrasında öğrencilerin ceplerine doldurdukları, kendilerine artık attıkları çok önemli alanlar ki bu yıldan itibaren yatay geçişlerle ilgili de bir takım esneklikler, düzenlemeler yapıldı. Öğrenciler bir yıl ön lisansta, yarım dönem lisansta bir yıl okuduktan sonra hazırlık dışında istedikleri farklı programlara ÖSYM puanı doğrultusunda ya da not ortalamaları doğrultusunda geçiş yapabiliyorlar. Yani artık arkadaşların şöyle bakmaması gerekiyor. İşte ben yerleştim ya da yerleşmedim diye değil. Ben yerleştim, bundan sonra neler yapabilirim? Ben yerleşemedim, bundan sonra neler yapabilirim? O kadar çok yol var ki bu yolların hepsini çok iyi araştırmaları gerekiyor. Yani artık sadece bu olursa bundan sonra bu yapılır gibi bir şey yok. İnanılmaz çeşitli yollar var. Onlar kendilerine en uygun olanı buluyorlar zaten. Arkadaşlar, tabii ki bir yıl daha hazırlanmak sizin tercihiniz ama niyet, kaynak ve motivasyon noktasında biraz kısıtlılığınız varsa ek kontenjan dönemini kesinlikle değerlendirmenizi biz hocalarımızla birlikte tavsiye ederiz. Çünkü geçiş imkanlarınız var. Farklı alanlarda kendinizi yetiştirebilme olanakları var. Bir yıl kaybetmek istemiyorsanız bu dönem gerçekten önemli ve burs çeşitliliği ve zenginliği olan bir dönem. Değerlendirmelerinde fayda görüyoruz. Hocam, Üsküdar Üniversitesi olarak hedefleriniz var. Evet, biraz daha dinlemek isteriz. Mesela tıp fakültesi hedefiniz var önümüzdeki süreçte. Yeni bir kampüsünüz var. Çarşı Yerleşkesi olarak isimlendiriliyor. Orasını da sağlık üssü olarak isimlendiriyorsunuz. Evet. Biraz da fiziksel, teknolojik donanımlardan bahsedebilir misin? Sağlığınız imkanları hocam. Evet. Şimdi
Bildiğiniz gibi bu üniversitenin çok önemli elindeki asetlerden, yani elindeki değerlerden bir tanesi hastaneler olmuştur. Yani o şekilde yola çıkılmış ve de çok önemli oradan bir know-how aktarımı üniversiteye yapılmıştır ki bu mesela nörobilim alanında çok büyük bir bilgi birikimi, deneyim ve de bir altyapı tabii ki olanağı var. Bugün için çağdaş nöroloji, yani beyinle ilgili her türlü görüntüleme tekniğini el altında bulmak mümkün ve onlarla da tabii ki hem çalışmak, hem araştırma yapmak, hem onları geliştirmek, hem yeni cihazlar üretmek mümkün. Örneğin bunlardan bir tanesi şu sıralar üzerinde bir hayli çalıştığımız yine sağlıkla çok doğrudan ilgili ama sözcük olarak sağlıkla ilgili olduğu önce anlaşılmayan bir aldatmanın tespiti ya da yalan tespiti gibi bir konu üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Burada mesela çağdaş teknikler sadece poligraf, yani yalan makinesi denen aletin değil ama her türlü görüntüleme tekniğinin de, yani beyinde siz konuştuğunuz zaman nereler aktive oluyor, siz o aktivasyonla acaba doğru mu yalan mı anlayabiliyor musunuz şeklinde araştırmalar da yapılıyor. Şimdi bir kere demek istediğim, bu hastane ve bunun her türlü altyapısı tabii ki öğrencilerimizin de yararlanabileceği eğitim ve öğretimde kullandığımız olanaklar. Ama çarşı yerleşkesi çok büyük bir sağlık kampüsü olarak bütün sağlıkla ilgili birimleri taşıdığımız bir yer olarak karşımıza ve bundan da öğrencilerimiz tabii ki yararlanacak. Tıp fakültesi elbette hayalimizden öte bir şey, çok daha gerçek, elle tutulur bir şey. Çünkü orada belli bir yatak sayısına ulaşmak gerekiyor hastanelerde. O yatağı sayısına ulaşabilmek için gerekli inşaatlar bile başlamış durumda. Yani o kadar yakınımızda tıp fakültesi. Tabii herkesin bir hayali var. Benimkisi adli bilimler. Yani adli bilimlerle ilgili. Adli bilimleri lisans düzeyinde açmak için yola çıktık. Mutlaka da bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü kriminalist denen, yani öncelikli olarak olay yerinden delil toplayan ve bu delilleri çalışan insanların bir lisans eğitiminden geçerek eğitilmesi gerektiği noktasında. Ve Türkiye'de yok. Bütün dünya birleşiyor ve Türkiye'de yok. Yüksek lisans ve doktorasını yaptık. Ben biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Adliyatip Enstitüsü'nün de kurucularından biriyim. 18 yılda orada müdürlüğüm var ama önemli olan o modeli biz bütün dünyaya yaydık. Fakat yapamadığımız şey lisansa indirmekti bunu. Çünkü az önce de dedim, bugünkü gençler çok daha erken, çok daha büyük işler yapabilirler. Dolayısıyla bunu lisansa muhakkak indirmek gerekiyor. Şimdi tabii ki hukuk fakültesi benim hayallerimden bir tanesi de o. Yani ben işi biraz Nevzat Bey'i bu tarafa doğru iteliyorum açıkçası. Yani biraz daha sosyal bilimler ağırlıklı. Çünkü ülkenin çok ihtiyacı var. Bir ceza adaleti ve kriminoloji lisansına da ihtiyacı var. Yani bunlar hep daha adil, daha huzurlu, daha güven içinde yaşadığımız bir Türkiye için olmazsa olmazlar bu insan gücünü yetiştirmek. Dolayısıyla önümüzdeki, ben 10 yılı böyle görüyorum. Tabii 10 yılı aynı zamanda da dünyanın genç üniversiteleri arasında hatırı sayılır bir yerde de olmasını hedefliyoruz. Ona da ulaşacağımızdan benim hiçbir kuşkum yok. Adli bilimler alanında lisans eğitimi veren bir fakülte olması gerçekten hocam Türkiye eğitimi adına, siz bunu da zaten daha önceki programlarımızda vurguladınız. Türkiye bölgesinde eğitim üssü olacaksa farklı bölüm ve programları bölgeye sunması gerekiyor ki bu coğrafyada yok, değil mi hocam? Hayır yok. Hayır yok. Şöyle bir şey var. Önümüzdeki 20 yıl içinde en fazla bugün adını bile duymadığımız meslekler açılacak, programlar açılacak. Yani şu anda olanlara baktığınız zaman 70'lerde 80'lerde böyle bir mesleğin dahi adı bilinmezdi, yoktu.
aynı hızda, hatta belki de daha hızlı bir biçimde bu meslekler gelişiyor ve de Üsküdar Üniversitesi'nin de bu yapısıyla, çok dinamik yapısıyla ilklerden biri yine olacağına inanıyorum. Yani birçok bir şeyde ilk program açanlardan bir tanesi olacak. Adli bilimler bu coğrafyada tabii çok önemli. Evet. Sadece Türkiye için değil, yani Orta Asya Türkiye Cumhuriyetler için, Azerbaycan için, yani Kuzey Afrika ülkeleri için de öğrenci kabul edebilecek ve çok büyük ihtiyacı olan şey. Çünkü biliyorsunuz suç yok olmaz. Her zaman da farklılaşır. Yani dinamik bir olaydır. Yani 20 yıl önce olan suçlar bugün yok. 20 yıl sonra olacaklar da yine bugün yok. Yani 20 yıl önce hem olanlar bugün yok hem olmayanlar bugün var. Yani inanılmaz bir şeyin içerisindedir. Dinamizm içerisindedir. Buna ayak uydurmak gerekir. Ve bu bölgede de bu alanda hizmet vermek şarttır. Hocam ilerleyen günlerde Artı X programımızda bu konuyu inşallah sizinle tekrar ele alalım. Ayrıntıları, ihtiyaçları konuşalım. Muzaffer Sümer'in sosyal medya üzerinden, Twitter'dan soruları var. Tablo 4'ten açık öğretim programlarını tercih ederken puan kriteri var mı diyor. Bir de Mustafa Emeç'in yine 2 yıllık diyaliz, odoloji meslekleri nasıldır, bilgi verebilir misin? Bu iki programda sizde var değil mi hocam? Evet evet var. Buyurun. Tercih edebilir açık öğretim programlarını, 4 yıllıkları. Orada 140 barajını geçmiş olması önemli öğrencinin. Bir de orada artık kontenjan geldi aslında. Yeniliklerden biri de buydu. 2 yıldır özellikle açık öğretim bölümlerini artık kontenjanlı bölümleri oluşturmaya başladılar. Açık öğretim programlarını da tercih edebilir. Ama tabii şunu söyleyelim. Geçmiş yıllarda kontenjansız olduğu için açık öğretim programlarını yerleştirdiği zaman öğrencilerin puanında kırılma olmuyordu. Artık kontenjanlı olduğu için hem ek kontenjanları başvuramıyorlar hem de orta öğretim başarı puanını da dikkate alsın. Yine sorular. Diyaliz ve odometriydi sanırım. Evet hocam, diyaliz ve odyoloji meslekleri hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. İyi alanlar, gelişe olan alanlar. Sağlıkla ilgili alanlar. Genel olarak şöyle bir bilgi vereyim. 2 yıllık sağlık bölümlerinde ki son yıllarda baktığımızda inanılmaz revaçta olan programlar tüm öğrenciler arasında. En büyük önderliklerinden biri de 2 yıl sonunda sizi mesleğe hazırlamış oluyor. Ve ikinci bir özelliği de bu alanlarda yerine istihdam edilebilecek kişiler yok. Mezun olduğunuzda mutlaka o alandan mezun, o alanda deneyim, yetenek kazanmış kişileri yerleştirmek gerekiyor. O yüzden 2 yıllık programlar çok fazla tercih ediliyor ki devamında da öğrenciler yine ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınav olan dikey geçiş sınavıyla 4 yıllığına da tamamlayıp bölümleri uzmanlıklarını alarak da mezun olabilirler. Bu da onlara bir sene daha ya da 2 sene daha kaybetmeyi de önlemiş oluyor böylece ön lisans programları. Sağlık bölümlerinin 2 yıl olması sıkıntı olur mu? Bu arkadaşların zaman zaman kaygılandığı alanlar ama 2 yıl kesinlikle LGS ile bunu 4 yıla tamamlama fırsatları tabii imkanları ki, var hocam. Biraz da buradan bahsedebilir miyiz? Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 4 dakikaya giriyoruz. Sevil hocama da son söz hakkı vermek isterim. Öncesinde zaten hani öncelik sınavsız geçişte meslek liselerinde, sağlık meslek liselerinde ve diğer alanlarda zaten arkadaşların birçoğu liseden bu eğitimi alarak geliyorlar. Ön lisansta 2 sene okuyorlar ve daha sonra uzman olmak adına devam da edebilirler. Ama bu 2 yıl içerisinde de zaten öğrenciler hem uygulamalarla hem de stajlarla birçok deneyim kazanmış oluyorlar. Sağlık meslek lisesinden gelmeyen arkadaşları düşünürsek onlar da zaten uygulama ve stajlarla bu işin içine girmiş oluyorlar. O yüzden 2 yıl eğitim öğretim için yeterli ama birazcık daha arttırmak adına ben arkadaşları mutlaka 4 yıla tamamlayıp uzman olarak devam etmelerini tavsiye ederim tabii ki. Sevil hocam, son sorumu yönelteceğim. Eklemek istediklerinizi de öğrencilere tavsiyelerinizi alacağım. Üniversiteleri üniversite yapan bir anlamda da kadroları. Ki sizin gibi değerli, siz oradasınız, sizin gibi değerli hocalarımız da var, onları da biliyoruz. Kadroya ilişkin belki paylaşımda bulunmak isterseniz öğrenci arkadaşlarımıza bu tercih sürecinde de son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle tabii ki diyaliz deyince benim ilk biyokimya uzmanlık tezim bir diyalizle ilgiliydi. Çünkü diyaliz böbrek hastaları için olmazsa olmaz bir noktaya gelindiğinde hakikaten böbrek nakli öncesinde mesela mutlaka uygulanması icap eden dışarıda veya hatta şimdi evlerde teknoloji çok gelişti. Ama uzmanlar eliyle yapılmadığı takdirde, yani işi bilenler tarafından yapılmadığı takdirde başarı şansının çok düşük olduğu bir alandır.
Böbrek hastalığı çok ciddi ve yaygın ve görülen bir hastalıktır. Ülkemizde de çok sık rastlanan bir durumdur böbrek yetmezliği. Dolayısıyla diyaliz merkezlerinin çağdaş, gerçekten bugünün teknolojilerini kullanan noktaya gelebilmesi için ülkemizin dört bir yanında daha çok sayıda diyaliz merkezine ihtiyaç var. Bunlar hepsi birbiri ardı sıra açılıyor. Dolayısıyla diyaliz konusunu iyi bilenlerin kendilerine iş bulacakları bir alandır. Sıkıntı yok istihdamda. Diğeri tabii ki odiyometri, ses, biliyorsunuz sesle ilgili bir hadisedir. Tabii herkes kendi penceresinden bakar. Ses analizi de yapmak mümkün. Yani bantları, kayıtları vesaire, orijinal olup olmadığını, ekleme çıkarma olup olmadığını dahi o kişiler yapabilir günün birinde. İşte böyle farklı düşünmek lazım. Yani her zaman o okuduğunuz şey sadece size öğretilen alanda değil, başka yerlerde de kullanılabilir. Ve siz bu alanı açmalısınız. Yani Türkiye böyle fark yaratacak, böyle yeni patentlere doğru gidecek, farklı düşünmeye çalışın diyorum ben sadece. Üniversitenin bir insanın yaşamında çok önemli bir yeri olduğu muhakkak. Bir fırsatı varsa insanın üniversitede olmasında fayda var. Çünkü orada o bir başka kültürdür üniversitede olmak. Kendinizin yaşıtlarıyla birlikte olduğunuz gibi kendinizden çok daha büyük kuşaklarla birlikte olduğunuz için eskilerin hem usta çırak usulü dedikleri, yani ustalardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Hem de bu işin tabii ki bilimsel yönünü öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bir yıl bekleyeyim demeden ben bir üniversite neresi olursa olsun o havayı koklamalarını, orada yaşamalarını tavsiye ediyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sivil Atasoy ve uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş, ayaklarınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, bugün programın sonuna geldik. Saatler pazar günü 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine sizlerle olacağız arkadaşlar. İyi tercih dönemi dileyelim sizlere. Hoşça kalın.